Birlikte evrenin sırlarını keşfettiğimiz hayali uzay gemimize tekrar hoş geldiniz. Çıkacağımız yeni maceramızda bizi sonsuz uzayın karanlığından ve soğuğundan koruyan, gezegenimizin var olmasına ve gelecekte yok olmasına da sebep olacak hayat kaynağımız güneşimize gidiyoruz. Şimdi yerinizi alın, arkanıza yaslanın ve yolculuğun tadını çıkarın. Gerçeği Bul'a hoş geldiniz. Güneşimizi ve önemini tam olarak anlamak için fizik kurallarını biraz zorlayıp uzay gemimizi bundan yaklaşık 5 milyar yıl geriye gitmesi için ayarlıyoruz. Geldiğimiz yer karanlık ve puslu. Ortada ne bir gezegen ne bir yıldız var. Hayattan yoksun bir mezarlık gibi. Gördüğünüz bu tozlar çeşitli elementlerden oluşan bir nebula. Güneş sistemimiz daha var olmadan çok uzun zaman önce burada bir yıldızın hayatı sona ermiş. Genel teorilere göre bu antik yıldız bir patlama ile yok olmamış. Dış katmanlarını boşluğa yavaş yavaş kaybedip sönüp gitmiş. Lakin şu an için bunu tam olarak bilemiyoruz. Fakat şu bir gerçek ki siz, tanıdığınız herkes, etrafınızda gördüğünüz her şey bu ölen kadim yıldızın oluşturduğu element tozlarından meydana geldiniz. Dinler sürekli olarak insanın atasının ne olduğunu tartışır durur. Fakat aslında hem insanlığın hem de gezegende var olan her şeyin temel atası milyarlarca yıl önce hayatının sonuna gelmiş bir yıldızdan başka bir şey değil. Nebula'nın bir bölümünde gaz ve tozların gitgide birleşip daha büyük bir küme oluşturduğunu görüyorsunuz. Birikimin hacmi ve kütlesi arttıkça kendine çektiği toz ve gaz miktarı da artıyor. Bu süreç yüz binlerce belki milyonlarca yıl sürebilir. İşte tam orada büyük bir girdap şeklinde dönen ve sürtünme ve basınçtan dolayı gitgide ısınan toz ve gaz kütlesinin tam kalbinde bir şeyler oluyor. Milyarlarca ton ağırlığındaki madde o kadar yüksek bir basınç ve sıcaklık altında etkileşim kuruyor ki girdabın kalbindeki ısı 14 milyon dereceye ulaşıyor. Ve bu olay nihayetinde bir füzyon tepkimesi oluşmasına sebep oluyor. İşte başladı. Güzel sistemimizin kralının ilk kalp atışları. Zifiri karanlığın içinde yanan ve etrafına güven veren kozmik bir mum. Çağlar boyunca bize yol göstermiş bir meşale ilk kez ışıklarını saçmaya başladı. Güneşimizin doğuşu ile birlikte yaydığı ışıklar sayesinde etraftaki bir manzara dikkatimizi çekmeye başlıyor. Dönen diğer toz ve gaz girdaplarını görüyor musunuz? Her biri güneş sistemimizin kıymetli birer üyesi olan gezegenlerin bebeklik halleri. Sırasıyla önce Jüpiter ve diğer gaz devleri doğacaklar. Sonrasında onlardan kalan katı maddelerden karasal gezegenler Merkür, Venüs, Mars ve yuvamız olan dünyamız doğacak. Ne garip değil mi? Evren bize her sonun yeni bir başlangıç olduğunu harika bir şekilde gösteriyor. Milyarlarca yıl önce burada ölen yıldız belki de o zamanlar tıpkı bizimkine benzer bir medeniyeti ev sahipliği yapıyordu. Fakat o sistemin sonunu getiren yıkım bizim sistemimizin ve medeniyetimizin doğuşuna sebep oldu. Evrenin büyüklüğünü ve 15 milyar yıllık yaşını düşününce kimlerin gelip gittiğini insan aklı idrak bile edemiyor. Güneşimiz ilk oluştuğu dönemlerde şu ankine kıyasla neredeyse %40 daha az ışık ve buna bağlı olarak daha az ısı yaymaktaydı. Ortalama her 100 milyon yılda bu değerler %1 artmakta. Bunu baz alan bilim insanları o dönemlerde Güneş'e yakın konumda bulunan Merkür ve Venüs'ün günümüzdekinden çok daha farklı yerler olduğunu düşünmekteler. Hatta Venüs'ün bir zamanlar sıvı su ve hayat barındırdığı düşünülmekte. Gemimizi ışığa doğru çaresizce çekilen bir pervane gibi Güneş'imize doğru yaklaştırıyoruz. Bu etkileyici ve azametli manzara şu an bizi nasıl büyülüyorsa binlerce yıl boyunca eski medeniyetleri ve insanları da büyüledi. Kadim pek çok inanç sistemine göre şu an Tanrı'nın yüzüne bakmaktasınız. Eski insanlar sadece doğayı inceleyerek bir şeylerden anlam çıkartmaya çalıştıkları için doğaya hayat veren ve yokluğunda doğanın kış aylarında öldüğü bu göksel cisme kutsal anlamlar yüklemişlerdir. Fakat günümüzde bilim ve teknoloji sayesinde şu an Tanrı'nın yüzüne değil, devasa bir füzyon reaktörüne baktığımızı biliyoruz. Çekirdeğindeki 15.6 milyon derecelik sıcaklık ile her saniye 600 milyon ton hidrojen helyuma dönüşür. Ve bu olay o kadar akıl almaz bir boyutta enerji açığa çıkarır ki, Güneş'in sadece 3 günde açığa çıkardığı enerji, gezegenimiz dünyadaki tüm doğalgazın, petrolün, ağacın, kömürün yanmasından çıkacak olan enerjiden daha fazladır. Solar panel teknolojimiz gelişip Güneş'in dünyaya gelen ışınlarının %90'ını enerjiye çevirebiliyor olsaydık
Ankara büyüklüğünde bir güneş tarlası tüm dünyanın enerji ihtiyacını tamamen karşılayabilirdi. Uzaktan baktığınızda gününüzü aydınlatan, içinizi ısıtan güneşimiz aslında son derece kaotik ve hareketli bir yapıdadır. Yüzeyinde sürekli olarak şu an gördüğünüz gibi manyetik yırtılmalar, plazma atımları gibi olaylar yaşanmakta. Bunun başlıca sebebi ise güneşin dev çekirdeğinin kendi ekseni etrafında 7 günde dönerken dış katmanlarının 24 günde dönmesidir. Unutmayın, şu an baktığınız bu cisim katı bir nesne değil, plazmadan oluşmakta. Bu yüzden kimi zaman bölgesel hız farklılıkları da yaşanmakta. İşte bu tarz gerilimlerin sonucu olarak son derece tehlikeli olan koronal kütle atımları gerçekleşmekte. Belki ömrünüz boyunca bu olaydan haberiniz bile olmayacak ve umarım da olmaz. Çünkü günün birinde şu an gördüğünüz atıma benzer bir olay tesadüf eseri dünyaya doğru dönük olursa mağara devrine geri döndüğünüz bir güne tekrar uyanırsınız. Aşırı derecede elektrik yüklü bu atımlar şiddetine göre gezegenin elektronik altyapısını tamamen yakabilecek güce sahipler. Peki bundan daha büyük bir mega atım yaşanırsa ne mi olur? İşte bu. Son yıllarda yapılan araştırmalar bize benzer bir güçteki atımın M.Ö. 10.000'li yıllarda yaşandığını ve bu sebepten ötürü o zamanlar %30'u buzla kaplı gezegenimizde bir anda büyük oranda buzulların eridiğini ve hem buzulların erimesi hem de atmosferde yaşanan yıkımdan dolayı Nuh tufanı olarak bilinen olayın gerçekleşip gezegen çapında antik medeniyetlerin ve pek çok canlının yok olmasına sebep olduğunu keşfetmeye başladılar. Tıpkı Sümerlilerin binlerce yıl önce oldukça detaylı bir şekilde yazdıkları gibi. Hiçbir zaman unutmayın, dünyadaki hayatın var olmasının ve sürmesinin tek sebebi olan güneş bu hayatı bir anda yok edecek güce de sahip. Ve bu gücünü ne yazık ki bir gün kullanacak. Biraz önce de dediğim gibi, güneşimiz devasa boyutta bir füzyon reaktörü ve yaratılmış her şey gibi o da fizik kurallarına tabi bir gök cismi. Bu şu demek oluyor, enerji üreten her şey gibi güneşin de yakıtı sonsuz değil ve bir gün bitecek. Bu olay yaşanmaya başladığında ise yuvamız olan güneş sistemini büyük bir değişim bekliyor olacak. Bir yıldızın neden ve nasıl öldüğünü anlamak için onun nasıl çalıştığını anlamanız lazım. Yıldızlar devasa kütlelere sahip yapılardır. Evrensel yıldız ölçeğine göre orta büyüklük kategorisine giren güneşimiz bile bütün güneş sistemimizin kütlesinin %99.8'ini oluşturmakta. Tüm diğer gezegenler, asteroidler, uydular sistemin kütlesinin sadece 0.2'sini oluşturuyorlar. Güneşin ne denli yoğun ve büyük olduğunu buradan da anlayabilirsiniz. Ve bu dev kütleden dolayı doğal olarak yer çekimi çekirdeğine akıl almaz bir baskı uygulamakta. Lakin tam tersi bir güç olarak da çekirdekte üretilen muazzam enerji güneşi dışa doğru itmekte. Milyarlarca yıl sürecek bir güç kavgası. Güneşimiz şu an devasa miktarda hidrojen kaynağını daha ağır bir element olan helyuma çevirerek güç üretmekte. Fakat hidrojen sonsuz değil ve güneşimiz çoktan ömrünün yarısını doldurdu bile. Tahminlere göre 4 milyar yıl sonra güneşimiz hidrojenini tüketecek ve yakıt olarak daha ağır ve yoğun bir element olan helyumu yakmaya başlayacak. Ve biraz önce size bahsettiğim çekirdek üzerindeki yer çekimi baskısı ve çekirdeğin ona verdiği tepki dengesi bozulmaya başlayacak. Helyum daha ağır bir element. Bu sebepten güneşin bunu yakmaya başlaması için çekirdeğinin biraz daha ısınması lazım. Hidrojen tükenirken çekirdeğin dışa doğru yaptığı güç azalacağı için yer çekimi çekirdeği bir miktar daha ezmeye başlayacak. Çekirdek küçülecek ama yoğunluğu ve ısısı arttığı için helyumu yakıp karbona çevirebilecek bir güç kazanacak. Bu sayede dış katmanları biraz daha şişmeye başlayarak yavaş yavaş Merkür ve Venüs'ü yutup neredeyse dünyamızın sınırına kadar büyüyecek. O zamana kadar çoktan dünyamızdaki bütün sular buharlaşıp atmosfer tamamen yok olacağı için dünya bugünkünün tam tersi bir görüntüde hayatsız gri bir kaya olarak gözüküyor. Lakin yine de o gün dünyadan gün doğumunu izliyor olsaydınız böyle bir manzaraya uyanıyor olurdunuz. Kutsal kitaplarda geçen kıyametsel bir manzara değil mi? Gezegenimize milyarlarca yıl boyunca can vermiş yıldızımız onun sonunu da bizzat kendi hazırladı. Lakin dünyanın sonu gelmiş olsa da güneşin bu büyümesi onun farklı gezegenlere hayat vermesine sebep olan olaylar zincirini de başlatmış olacak. Mars şimdikinden çok daha sıcak bir gezegene dönüşeceği için yer altındaki su buzları eriyerek atmosferi yeniden oluşturup gezegende bir zamanlar var olduğu düşünülen hayatı oluşturabilir. Jüpiter ve Satürn'ün tamamen donmuş buz denizlerinden oluşan Europa ve Enceladus uyduları ısınacağı için buzlar eriyip bu su dünyalarında yeni yaşamları tetikleyebilir. Şunu asla unutmayın, evrende her son yeni bir başlangıç yaratır.
Peki Güneş'in yaşam yolculuğu bitti mi? Tabii ki hayır. Yıldızımızın helyum kaynakları hidrojene göre daha az. Bu sebepten 1,5 milyar yıl içerisinde Güneş'in helyumu tüketmesi bekleniyor. Ve bu yaşandığında değişim çok büyük olacak. Helyumdan sonra Güneş'in yakacağı element karbon. Lakin ortada büyük bir sorun var. Karbonun enerjiye dönüşmesi için bir yıldızın çekirdeğinin 100 milyon derece olması lazım. Bizim Güneş'imizin ısısı bunun yakınından bile geçmiyor. Peki ne mi olacak? Güneş'i sürekli içine çökertmek için milyarlarca yıldır onunla mücadele eden yer çekimini hatırlayın. Güneş helyumu tüketmek üzereyken yer çekimi yıllardır aradığı fırsatı sonunda buldu. Takip eden birkaç bin senede gücü tükenen çekirdeğe yer çekimi o kadar büyük bir güç ve hız ile saldırıyor ki çekirdek bir miktar daha eziliyor. Uzay gemimizi daha güvenli bir mesafeye çekiyoruz. Çünkü birazdan olacaklar oldukça tehlikeli. İşte başladı. Sadece şu olaydan dolayı birkaç dakika içinde yayılan enerji, Güneş'in 10 milyar yıllık hayatı boyunca yaydığı enerjiden daha büyük. Buna helyum ışıması denmekte. Sıkışan çekirdek artık 100 milyon derece ısıya sahip ve karbon füzyonu için bu ısı yeterli. Yeni gelen güç ile Güneş'imiz daha da büyüyor ve bir zamanlar yuvamız olan dünyamızı da yutup parçalıyor. O artık bir kızıl dev. Fakat büyümenin de bir bedeli var. Güneş'in karbon rezervi sadece birkaç milyon yıl yetecek miktarda. Ve Güneş'imiz boyutundan dolayı yer çekimi tarafından ne kadar sıkıştırılırsa sıkıştırılsın, çekirdeği hiçbir zaman karbondan sonra neonu yakacak olan 500 milyon dereceye ulaşamaz. İşte artık yolun sonuna doğru geliyoruz. Güneş son karbonunu da yakıyor. Yer çekimi çekirdeğe saldırıyor. Fakat çekirdek yeterince ısınamıyor. Güneş'imiz orta boyutta bir yıldız olduğu için bir süpernova ya da kara deliğe dönüşemez. Onun yerine güzel yıldızımızı uzun bir emeklilik dönemi beklemekte. Sıkışan çekirdek aşağı yukarı bir zamanlar yok ettiği dünyamızın boyutuna kadar küçülmüş durumda. Ve yakıtı biten Güneş'imizin devasa dış katmanları artık kendisinden kopuyor. Bir zamanların dev yıldızından geriye kalan ise küçük ama çok yoğun bir beyaz cüce. Tek bir çay kaşığı bile tonlarca kilogram ağırlığında. Eskiden 100 milyon derecede yanan çekirdek artık sadece 100 bin derece. Ve takip eden 10 milyarlarca yıl boyunca yavaş yavaş soğuyup bir siyah cüceye dönüşecek. Çok uzun bir sürede soğudukları için bugüne kadar siyah bir cüce keşfetmedik. Çünkü evrenimiz 15 milyar yaşında. Ama hesaplamalara göre bir beyaz cücenin enerjisini bitirip siyah cüceye dönüşmesi 20 ila 30 milyar sene sürmekte. Artık buradan ayrılmamızın ve Güneş'imizi hak ettiği emekliliğiyle uzun bir süre dinlenmeye bırakmamızın vakti geldi. Bir zamanlar insanoğlu medeniyetine ev sahipliği yapmış güzel Güneş sistemimiz artık bitti. Güneş'in çekimi çok büyük oranda azaldığı için gaz devleri olan gezegenler yörüngelerinden kopup boşluğa doğru savrulacaklar. Her birini çok farklı bir kader beklemekte. Fakat biraz önce dediğim lafı unutmayın. Evrende her son yeni bir başlangıçtır. Her ne kadar Güneş'imiz emekli olmuş olsa da ömrünün son evrelerinde Güneş sistemimize ve uzaya saldığı trilyonlarca ton gaz ileride bir gün tıpkı kendisinin de oluşmasına sebep olan yıldız gibi başka yıldızların doğumuna ve belki bir kez daha yaşamın tekrar başlamasına sebep olabilir.